İçini kırdıracaksın. Gel Zilli. Zilli gel. Gel kızım. Aferin size. Selamünaleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar Zilli'yi biraz çıkarttık. Hava aldıralım diye. Tabi bu ikisi beraberler. Batır'la beraber. Aynı kulübedeler. Onlara annelik yapıyor zaten. Zilli. Şimdi biraz önce yaşadığım bir olayı anlatayım arkadaşlar. Şimdi bir köpeği çözeceksiniz. Üzerimize atlıyor. Çıldırıyor. Çünkü heyecan yapıyor çıkması için. İlk önce giriyorsunuz. Zinciri menciri gösteriyorsunuz ipi. Çıkacağını biliyor. Bir havasını alıyorsunuz. Yani biraz sakinleşiyor. Ondan sonra müdahale edip yani bir 3-4 dakika bekleyip ondan sonra rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Onu bir söyleyeyim dedim. Yeni aboneler için de hatırlatayım, Gürün'ün kızı Deli Karo'nun torunu Zilli. Değil mi kızım? Şefkatli kızımız bu. Arkadaşlar şeyde çimentoda harçta elimi yaktım biraz. Biraz ellerim şey. Her köpeği gezdirecek durumumuz da yok yani. Şimdi gel oğlum. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel kızım. Gel. Sakinleşip oturur mu acaba? Şeyde de eniklerde de gördüğünüz gibi şimdi Batır'ın alt tüyleri beyaz çıkmaya başladı. Yani babası gibi beyazlaşacak, çünkü babası gün geldiğinde rengi aynıydı. Tabi ne kadar benzer ne olur filan bilmiyorum ama. Evet. Çünkü rengi beyaza dönecek onun. Burnu filan. Babasının rengi gayet iyiydi. Kutup ayısı diyorduk. Bence bu da çok yakışıklı olacak. Arsız değil mi? Gel kızım, gel. Gel ben. Gel benim kızım, gel. Gel benim kızım, gel. Şimdi bunu işte bu çevirsek, çevirdiğimiz zaman burayı elen, bunları salıp bunların oynayışını görmek. Durun yavrum, durun. Ama maalesef salamıyoruz. Şimdi bir yere gider. Geçenlerde bir arkadaş sormuş, özellikle çift çengelli mi besliyorsunuz diye. Arkadaşım yok. Bizim köpekler genelde çift çengelli. Ama o zaten ben sadece bir soyun baş şeyi Gürün olduğu için Gürünlerde çift çengel var. Onun için genelde çıkan enikler çift çengel oluyor. Çift çengel olmayanlar da var. Hiç sıkıntı değil. Ben şimdi mesela Batır'ın anne tarafı tamamen has ve has Gürün. Çengel, bir tane çengel var. Ne olmuş? Çengele takılmayın arkadaşlar. Arkadaki çengeller. Yani şu arkadaki tırnaklar, çift tırnak
çift çengel diyorlar, mahmuz diyorlar. Değişik değişik her yöreye göre adlandırılıyor. Köpen, görünüşüne aldanmayın. Güzelliğine aldanmayın, karakterine bakın, soyuna bakın diyorum. Şimdi mesela bu gene bir nevi bir şeye benziyor. Gürünün enikleri hiçbir şeye benzemiyor. Ama ne olacaklarını ben biliyorum. Özkan, şuraya bir gel hele. Şunu yakından bir çek hele. Şöyle görünüyorsun. Görünüyor mu? Hı. Arkadaşlar burada işte bu şekilde yırtılmış dikiş izi. Ne diye soracak olursanız? Ne diye soracak olursanız? Köpek. Hayır. Ha, hemen ejderha oldu. Asya'ya havlıyorlar. Tabi Asya gelecek buraya. Hayır! Hayır kızım! Deli kız ya! Deli kız! O nereye gidiyor şimdi? Hayır kızım! Hayır! Biraz önceki tatlı kızdan hiçbir eser kalmadı. Gel kızım gel. Tamam. Gel gel. Geç odaya doğru gidelim. Anlatabilirsem başladığım olayı da anlatayım. Dur. Şimdi arkadaşlar elimin iki tarafında küpen biri yaraladı. Diğer videolarda bahsettim mi? Bahsettiysem de üstünden geçmişimdir sadece. Size onun detayını anlatayım şimdi. Herkes gidiyoruz başkalarının sohbetini dinliyoruz da bir de benim sohbetimi bir dinleyin başını. Bak kim gelmiş mi diyor. Gör bak. Hele bak kim gelmiş. Hele bak kim gelmiş. Hele bak can katın başına ne gelmiş. Sıkıntı. Ondan önce işte bir ağaca bağlayayım. Bu kadar anaç işte. Bu kadar anaç bizim kızımız. Hem dinle. Bir olay anlattık dedik. Mikrofonumuzun şarjı bitti. Biz de bağırarak konuşacağız. Rüzgar yok. Sene 1865. Arkadaşlar şeyde Rusya'dayız. Fabrikayı kiraladık. Biz kiracıyım ben orada.
Fabrika sahibi köpek sever, ben köpek sever. Köpeğimiz var yani fabrikada, 4-5 tane. Bir tane köpek getirdik, 18 aylık. Yavruyken vermiştik. 18 aylık ben bakamıyorum dedi adam. Tekrar biz aldık. Kafkaski avçarka. O tüylü köpeklerden. Çok iri, 85 üstü. Tabii bunu koruma amaçlı fabrikanın şeyine böyle uzun bir halat, 200-300 metrelik sağlam bir halata bağladık. Fabrikanın arka kısmını koruyordu. Sonra bir gün işçiler bağırarak geldiler. Çabuk yetiş. Gittim köy şeyin yanına. Adamların biri yerde yatıyor, biri başında duruyor, diğeri elini tutuyor. Her taraf ortalık kan. Ama beni en çok endişelendiren, adamın biri bunu tutmuş böyle, tutmamış böyle. Adam yerde, köpek üstte. Adamı yiyor dedim. Çünkü çok köpek çok iri. Adamı yiyor dedim. Çünkü elini de görmüyorum ben, tam şey net olarak ne olduğunu bilmiyorum. Meğerse adamı ısırmış. Adam bunu sıkabildiği kadar boynunu sıkıyor telaştan. Yani kendinden geçmiş adam. Onun başına geldim. Köpeği bu tutuyor. Köpek onu tutmuyor. Ama adamdan kan fışkırıyor. Adam yarı yatar halde. Sonra yapacak bir şey yok. Köpek bizim köpek. Neyse neticede arkadaşla. Şey tasması duruyor köpeğin. Tasmayı tuttum. Bırak sen dedim. Çünkü adamın benzi solmuş. Bembeyaz olmuş. Çabuk dedim şey. Çok kan akıyor senden. Adamı bırak dedim. Köpeği böyle tuttum. Aynı bu şekilde tuttum. Sonra ben diyorum şimdi yapacak bir şey de yok. Köpek harlayıp duruyor. Nefesi şey olmuş, tıkanmış. Ondan sonra bu buradan döndü bir şöyle. Şuramı kaptı. Ben bunu böyle yaptım. Arkadaşlar şu hareketi yapın mutlaka. Yani ne kadar şey olursa olsun bunu çırptığı zaman parçalar. Şunu şöyle yaptım. Çektim elimi. Şunu kurtardım. Sonra bağırdım. Çabuk bana bir şey verin dedim. Bunu kovalayacak. Kim yaklaşacak orada? 10 kişiye kadar adam var. Kimse yaklaşmaz. Nefesini toparladı zaten. Bu sefer buraya döndü. Aynı şekilde buraya kaptı böyle. Bak iz de tam ona göre. Aynı şu şekilde kapıyor. Şöyle. Sonra onu da şey yaptım böyle. Sonra köpeği ittim. Bu arada zilliye nasıl ısıracağını gösteriyor. Ha? Sonra köpek karşımda, elimde eldiven vardı. Elimde eldiven var, kış. Kış günü. Sadece şey yaptım yani. Kardını aldın mı? Kard aldım, başka yani yumrukla dövüşeceğim, başka şansım yok. Çünkü önceden bir şeyim de, öyle bir hikayem de var Türkiye'de. Şu köye giderken. Neyse bu hikayeyi bırakıp o hikayeyi anlatayım. Şimdi orada da bir 4-5 köpeğin arasına kaldıydım. Yumrukla bayağı bir şey yaptım. Şimdi bekliyorum. Gelecek mi dedim. Çok şükür. Baktı bana. Herhalde acıdı. Dedi lan ben bunu tanıyorum. Bu beni yemliyor falan. Neyse de adam gitti. Ama fabrika kapalı. Kocaman bir dev bir fabrika. Kapalı. Nereye gidecek? Sonra tabii benim elimden hiçbir şeyden haberim yok. Onlar için, onların telaşına düştüm. 5 kişiler galiba. Sonra telaşına düştüm. Ondan kan fışkırıyor. Ötekinin kolunu sarmışlar. Ötekinin ayağını sarmışlar. Sonra bir şey yaptım. Köpeği yakalayayım veya da şey yapayım diye bir yere koymam lazım. Dur dediler bu sefer. Şimdi ben başkalarını ısır diye korktum. Dur dediler. Sonra şu kolumu şöyle bir sıyırdılar. Kan fışkırıyor burada. Şura aynı şekilde. Benim kollar aynı şekilde. Onlardan kötüymüşüm ben. Haberim yok. Sonra hemen benimkine de bir şey sardık. Hepimiz bir arabaya doluştuk. Doğru hastaneye. Hastaneye gittik, tedavisini tabii gördük bir hafta 10 gün. Şimdi orada işin ilginç yanı şey. Tedavisini gördük de o gün geldik fabrikaya. Hepimizin her tarafı sarıldı. İğnemizi vurulduk. Arkadaş geldi, fabrikanın sahibi. Çok samimi arkadaşım. Güldü bize. Dedim o köpeği hemen gönderek dedim. Göndermiş falan dedi.
Buradan da eğer ki bizi dinliyorsa selam olsun. Albert arkadaşın ismi. Çok mütevazi, çok on numara insandı. Şimdi akşam bu yemlemeye giriyor. Şeye koymuş, köpeğe koydum dedi. Büyük bir tel var. Orada da bizim bir tane köpeğimiz var. O Kafkaski Avçarka. Sonra onun telinin içine koydum dedi. Ben muhatap olmadım. O da mı aynı cinsten? Yok, o Avçarka, biri Valkadav. He. Valkadav'ın yanına koymuş. Ama büyük bir telle övüldü onun içine. Sonra akşam bunlar yemlemeye gidiyor. Geri geldi. Yani bayağı bir gecikti. Biz içeride oturuyoruz akşamüstü böyle. Sonra yavruyu boğuyorlar bir yerde. Şimdi arkadaşlar, adam geldi, arkadaşımız. Adamın buralarını paramparça etmiş. Elinde büyük çomça deriz ya biz, kepçe. Yem aldığı kepçe. Kepçeyle kendisinden uzaklaştırıp telin üzerine kendini zor atmış. Sonra neyse. Yobaz geldi. Hayır. Yobaz, senin ne işin var burada? Ta şu arkadan geldi. Baksın kim gelmiş. Hele bak kim gelmiş. Yobaz gel. Gel. Gel oğlum. Neyse de güzel olan şey orada boşanıyor. Avçarka'ya karşı Valkadav boşanıyor. Valkadav ondan küçük. Perişan ediyor, yani ölüm derecesine getiriyor Valkadav'ı. Benim içim soğudu mu? Gerçekten soğudu. Ama tabii şey yapmadık. Valkadav'ı çıkarttık sonra. O kafasını sıyırıp şey yaptı. Valkadav'ı oradan çıkarttık. Çünkü ötekine gene yaklaşamayız. Çıkarttık. Sabahleyin de zaten bayağı bir hırpalamış onu. Eski sahibine söyledik. Dedik ne yaparsan yap, bunu bizden götür. Çünkü kendi elinle yetiştirmediğin eniklerde özellikle bir de sertlik varsa, yani sert yetiştirildiyse, sakın onu geri almayın. Veyahut da başkasına sert enik almayın. Çocuklar için çok tehlikeli mesela. Özellikle çocuklar, Allah muhafaza. Orada o köpek çocuk olsa çocuğu yerdi. Yani Volkadav herkesin intikamını almış oldu. Aynen öyle. Volkadav, Allah razı olsun. Bütün Volkadavlara buradan selam göndererek. Bade diye bir köpekti o da. Güzel bir köpekti. Hatta onun kardeşi o zamanlar Gürcistan Cumhurbaşkanı'na hediye edildi. Bu bana hediye edildiydi. Çok güzel bir köpekti. O onu halletti yani. Şimdi arkadaşlar işte böyle bir mazimiz geçti köpeklerinden. Gerçekten en büyük yara aldım. Köpek o köpek oldu. Yani sizlere tavsiyem bundan, bu her şeyden örnek, ders çıkartmamız lazım. Nedir? Adamcıl büyük köpek almayın. Yani sıkıntıdır. Aha, mesela adamcıl Poyraz. Başkasına gittiği zaman her an her şeyi yapabilir. Ha, çocuklara karşı yapmıyor. Biz şey yapmadık ama ben güvenip bir çocuğu yanına koymam. Veyahut da yapmam. Onun için büyükler bir şekilde kurtulur da çocuklar çok önemli. Onun için adamcıl büyük köpek almayın. Sizin elinizde adamcıl olursa besleyin. Zaten onun görevi korumadır, şudur budur, tamam mı? Onu ıslah edebilirsiniz bir şekilde ama adamcıl köpeğe getirip de bağlayıp da, ya yeminle böyle açıyordum teli, koyum geri hemen kapatıyordum. Yani böyle köpek mi beslenir? Böyle köpek beslenmez. Köpek yani çok uğraştım yapmasının için. Bana alışması için, ama çekinerek veriyordum, yem veriyordum. Sonunda da zaten gerçekten yani çekinmeye değermiş. Onu anladık. O konuda ders çıkarmamız gereken, adamcıl köpeklere dikkat edelim arkadaşlar. Özellikle çocuklar, yani çocukların bulunduğu yerde adamcıl köpek beslemek çok sıkıntılıdır. Bazıları var mesela, bizim bir vermeyeyim, birisi var, biraz akıl dengesi bozuk, köpeğin üzerine oturuyor. Köpek demiyor ama yetişkin böyle aklı başında adam geldi mi adamları yiyecek şekilde sert. Ama ona biliyor ki zarar gelmeyecek. Çocuğa da aynı şekilde davranıyor. Çocuktan da zarar gelmeyecek. Köpeklerin çoğu öyle ama
Bazıları psikolojisi bozuk köpekler var arkadaşlar. Psikolojisi arkadaşlar kendiliğinle köpeğin psikolojisi bozulmaz. Soyundan bozulmaz. Yetişme tarzından. Sen onu ne tarzda yetiştirdin? Sen onu mesela döverek yetiştirdin. Veyahut da köpek boğdurarak yetiştirdin. Veyahut da ne bileyim insanlara kışkırtarak yetiştirdin. Ne olacak? Onun psikolojisi bozuk olacak. Sonra diyecekler ki psikolojisi bozuk. Sonra bu sefer de salınacak veyahut da şeylere verilecek. Ne onun ismi? Barınak. Barınaklara verilecek. Yani asıl suçlusu biziz. Suçu bizde aramamız lazım. Yani hani hep herkes dedi ya kötü köpek yoktur, kötü sahip vardır. Tabii. Aynen öyle. Bir kelime, bir şey söz. Yani gerçekten yani suçlusu biziz onun. Şimdi bunu mesela koyurdum. Vicdanlı benim kızım. Tüm vicdanını da gösterdi. Ha şimdi yanında da Batır var mesela. Gel bak. Batır var yanında. Batır annelik yapıyor. Batır bunun neyi? Ama işte yetiştirme tarzı arkadaşlar. Şimdi bir köpek devamlı olduğun zaman yanında daha mesela ben 6 ay burada 6 ay Antalya'da olduğum zaman tam istediğimi şey yapamıyordum. Şimdi inşallah tamamen bizim istediğimiz karakterleri biz bunlara vereceğiz. Gerektiğinde sert, gerektiğinde tatlı, gerektiğinde uysal değil mi kızım? Ama şeyi unutmayalım. Yani o köpek yetiştirmek de ama bir de onun soyu var. Soyunda bozukluk varsa onlara da yapın. Siz onu istediğiniz kadar bunu ben yetiştireceğim. Sert. İstediğiniz kadar sert yetiştirin. Mesela yapar. Mutlaka bir fire verir. Bir yerden bir açık verir. Çünkü onun soyunda yoktur o sertlik. Sen verdiğin kadarını almıştır ama bir de gerçekten sert köpek soyuna o şekilde yetiştirin dersen yetiştirebilirsin. Yani soya bağlı ve kendi yetiştirme tarzına bağlı. Bunları ben bir tane soru sorayım. Şimdi köpek ısırması ile ilgili anlattın ya. Hı. Şimdi bir vatandaşımız herhangi biri bir köpekle karşılaştı. Köpek buna saldırdı. Kaçma şansı yok. Şimdi yapabileceği en iyi şey ne? Mesela hani gücüne de güveniyor diyelim. Hani cılız bir şey de değil. Köpekler nasıl mücadele etmeli? Yani ısırıyor belli. Kaçacak başka çaresi yok. En az darbeyi alabilmek için nasıl yapmalı, ne yapmalı yani? Ya şimdi benim başıma gelen ben direkt vurabildiğim kadar şu dişlerine yapmadan şuralarına vurabilirsin. Yumrukla vuracaksın, kendini uzaklaştıracaksın. Eğer 3-4 tane ise özellikle hızlı bir şekilde vurursun, bir şekilde uzaklaştırırsın. Caydırıcı olur. Darbeyi alan... Ne geldi? Mesajımız mı geldi? Sonra o şekilde mücadele edersin. Ama tek köpek olduğu zaman mesela atladı. Şurayı tutmak, yani şurayı tutup şu köpeği ağzını kendine verdirmemeye çalışmak. Yani bunu güzel bir şekilde bunu tutup şunu iki, zaten tek elle tutamaz. Şöyle göstereyim. Şunu şu şekilde tuttun. Tamam mı? Kendine yapmadan yani boynunu... Yani başını çevirmesini engelleyeceksin yani sana. Her türlü doğru. Yapıp kendini ısıttırmamak ya. Mesela şundan diyorlar burada ısırır. Görün mü? Şurayı kapar. Aynen çok tehlikeli. Ama şuradan ben bunu nereden biliyorum? Bunu ben yaşamış diyelim. Ama ben köpeklerimle oynarken ara sıra oyunlarda çok hırs yapıyorlar. Hırs yaptıklarını da yenebildiğim oyunda tek şey o. Şurada çift elinden kaptım da artık ısıramıyorlar, onları teslim alabiliyorum bu şekilde. Yani ben bunu eğer oyunda bu şekilde teslim alabiliyorsam yani bunu yapabildiğim zaman çünkü öbür türlü hiçbir şekilde yenemiyorum köpekleri. Ama oyunda o şekilde teslim alabiliyorum. Peki şu üst taraftan kulağının dip taraftan iki taraftan iki elle tutulsa şuradan kafayı mı? Aşağı bassan öyle de. Şuradan mı? Ha. Ya şöyle tutabilsen sen buraya gelip de bu köpeği böyle tutturmaz sana kolay kolay. Köpek senin üzerine atlayacak. Hı hı. Şu atlayan köpeği ne yapacağım? Buradan tutmaya çalışacağım. Aynen. Anladın mı? Şuradan tutmaya çalışacağım. Isırmasın yeter. Tabii. Görsün. Yani sen rastlayıp da şöyle bir tutabilsen köpeğe zaten teslim alırsın. Anlatabiliyor muyum? Ama bunu tutmak zor. Bizim eşeğe tutarız ama değil mi kız? Değil mi kızım? İyi, ben buna bir şey yapar diyordum da yapmadı. İyi maşallah. Yok yapmaz. Tamam. Bu deli bir durumdur ama...
Senin en son bunu köyde şeyin yobazla beraber koyurdum. Mutlaka bir et için gece kapışmışlar. Paramparça ettiler yani birbirlerini. Tabi arkadaşlar her zaman dediğim gibi birbirle yobaz gürünün torunu, zilli gürünün kızı. Bunların mücadelesinde ne olacak? Arkadaşlar ön ayak, arka ayak her taraf paramparça. Ateşle ateş kapışırsan olur, ateş olur. İkisi de paramparça olmuş. Bayağı bir sıkıntı yaşadılar. Yani et için kapıştılar, yoksa başka bir şey için. Çünkü o da geç, o biraz şey de... Deli. Deli, yobaz yani. Nefis bir yobaz. Bunun için bu da gerili fites olmaz öyle ciddileştiği zaman. Bu da şey yapıyor. Ama ilk saldıran onlar olduğu zaman bayağı sert bu da. Şerci değil ama sert. Aha bu da aynı. Şerci değil ama sert. Değil mi gücüm? Ama bu iki ay sonra zilliği sollar bu boyda posta. Maşallah büyümesi gayet güzel gidiyor. Biz diyecek de buluruz. Yapacak da buluruz. Ama bu videoyu burada sonlandıralım arkadaşlar. Bizim şeyimiz keyfimiz yerinde. Güneşli bir hava. Yağmur yarın bir gün başlar diyorlar. Şey göster şöyle. Arkadaşlar bu depede yani ileride evi bu depede düşüneyim. Yani burası yüksek böyle bölgeye hitap edecek şekilde. Görüyor musun? Gürünün emekleri şey çocuklara havluyor. Orada Eren var yasın, bayağı şey yapacaklar. Yobaz da orada. Koş Esin, koş. Şeyin şuradan da bir yol geliyor. Tarlaya alttan da bir yol geliyor. İki taraftan da yolumuz var. Yani o yolu da kullanabiliyoruz. Depo olarak burayı ev olarak düşünüyoruz. Tabi inşallah benim istediğim olup da şu teline çevirdiğimiz zaman tavuk dediler. Tavukçuluğu yapmak istiyorum arkadaşlar. Yani bir neticede 300-400 taneyle başlarız. En azından eniklerimizin şeyleri çıkar. Yumurtaları çıkar. Arkadaşlar bizden bu kadar. Görüşmek dileğiyle. Herkese hayırlı günler. Kalın sağlıcakla.